Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyenleri. Haber Merkezi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Haberin merkezinde bugün Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın gündemini vakit kaldıkça konuşacağız. Tabii Türkiye'nin gündemindeki ilk sırada erken seçim var. 24 Haziran'da erken seçime gidiyor Türkiye ve bu aralarda siyasi tartışmalar oldukça yoğun. 6 Cumhurbaşkanı adayından aralarında tartışmalar var. Tabii özellikle atışma boyutunda AKP ile CHP'yi ön sıralarda görüyoruz ve bu siyasi üslup da çok tartışılıyor. Biz bu akşam iki değerli konuğumuzla bu siyasi üslubu da ele alacağız. Başka konularımız da olacak. Ekonomiyi ve güvenliği konuşacağız. Tabii Türkiye'ye yönelik tehditler de var. Yaşanan gelişmeler var. Son çıkışlar var. Tabii Ankara'da da bugün sıcak bir görüşme oldu. Suriye ile ilgili bu konuyu da ele alacağız ve tabii yine medyayı konuşacağız. Siyasi seçim sürecinde medyanın siyasi kararları veya siyasi yandaşlığını konuşacağız. Özellikle bazı adayların öne çıkarılması durumu var. Yine bu konuda ele alınacak. Bu akşam vakit kaldıkça dediğim gibi diğer konulara da değineceğiz ve o konuları da işlemeye çalışacağız. Kimler birlikte olacak bu akşam haber merkezinde bizde? Sayın Oktay Ekşi, eski CHP milletvekili ve gazeteci yazar. Hoş geldin Sayın Hoş Ekşi. bulduk, sağ olun. Ve Hasan Korkmazcan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Meclis Başkan Vekili ve aynı zamanda Vatan Partisi'nin İstanbul 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı. Sıfatlarınız çok oldu ama yine de her sıfat hak ettiğiniz için Teşekkür ederim. hiç ayırmadan hepsini söyledim. Şimdi şöyle yapalım. Sayın Ekşi, siz de başlayalım. Olur, memnuniyetle. Siz bizim değerli besteğimizin Rica ederim. büyüğüsünüz. Şimdi siyasi tartışmalar var. Türkiye erken seçime gidiyor aynı zamanda. 24 Haziran'da bir erken seçim olacak. Siz nasıl görüyorsunuz süreci ve Türkiye seçimlere nasıl bir havayla giriyor? Sizin izlenimlerinizi alalım. Sağ olun. Bir defa seçim sürecinin en önemli parçası propaganda dönemi. Propaganda döneminde beklenir ki adaylar olabildiği kadar eşit koşullarda bu yarışa girsinler. Birbirlerine ilişkin veyahut siyasi inançlarına ilişkin ne varsa bunları olabildiği kadar eşit koşullar içinde kamuoyuna aktarsınlar, paylaşsınlar vesaire. Hatta bu sadece sırf propaganda yapma bağlamında değil, ileri doğru dürüst işleyen demokrasilerde seçim masrafları da eşit olarak götürülür. Yani siyasi partiler, adaylar belirli bir noktadan daha fazla para harcamama durumundadırlar. Eğer bu temel kural ihlal edilirse, ciddi bir ihlal söz konusuysa, o zaman seçilmişlikleri de biter. Bu kadar da ciddi şeyler var. Bu bize konuşulmuyor. Ama Aynı böyle zamanda devlet imkanlarını kullanmama diye bir şey var. tabii yani eşit koşullarda kavga edersen o zaman kimin daha başarılı olduğu anlaşılır. Birisini arkasından elini bağla, mindere çıkart, sen burada güreş yap veya boks yap der gibi bir kabul edilmeyecek zorlamaya iterseniz bu yarış değildir. Bu hiç yarış adı verirsin ama değildir. Değildir. Şimdi Türkiye'de maalesef böyle bir gerçek var. Özellikle propaganda çok konuşuluyor. %95'i rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Siyasi iktidarın yandaşı, ona hizmet sunmak için uğraşan hem yazılı medyada hem elektronik medyada yani televizyon vesaire radyoda %5'i de kalan bütün öteki partilerle ilgili bir şey verebilirse. Bu tabii ciddiyetten uzak ve tekrar ediyorum yarış söz konusu olmayacak kadar da abes bir tablo. Kalanlara verilen süreler de eşitsiz aslında. Ana hiç. muhalefete başka mesela Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e 1 dakikalık bir süre ayrılmış TRT'de. Ya bu çok çarpıcı. Evet, dün ben de dikkatimi çekti. Sanıyorum inceydi bunu söyledi. Dediğiniz gibi 1 dakika Doğu Perinçek'e, bilmem 29 dakika Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bilmem buna benzer. Öbürüne de saatler. Recep Tayyip Erdoğan'a da saatler tahsis ediliyor. Böyle bir tablo olamaz bu. Hatta yanılmıyorsam şimdi de onu şu dakikada da galiba Evet. biz bu programa girerken bütün
televizyonlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap etmekte olduğu... Şöyle bir tablo vardı, onu aktarayım, onu da yorumlamanızı isteyeyim. Şimdi iftara 10 dakika falan bir süre kalmıştı. Hemen her kanalda şöyle bir görüntü arkada arkadaşlar yansıttılar. O anda çekilmiş. İftara 10 dakika kala, İstanbul için söylüyorum. Bu mu? Bu görüntüydü, evet. Bakın televizyon kanalları, bu bizim içeride rejiden alınmış bir fotoğraf. Sadece iki kanalda görmüyoruz, üç kanalda görmüyoruz. Diğerinde Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ve iftara 10 dakika var, yani o sırada iftara hazırlanıyor. O ara bile yani artık isyan noktasında. Yani bu tabii kabul edilebilecek bir şey değil. Bu yani dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama soytarlıktır bunun adı. Başka bir şey değildir. Ama bununla seçime gittim, ben kazandım filan derse birisi, özellikle %95'ine yayının egemen olan zat, o kazanmak filan değildir. Sadece onlar değil arkadaşlar, yansıtmaya devam ediyor. Sahurda da açılışlar yapılıyor. Veysel Eroğlu'nun katıldığı sahur vakti bir açılış bu da. Tabii evet, bu işte. Böyle bir durum. Bir de şöyle camide bir... iftar mevzusu var, onu da hatırlasın. Pardon, anlayamadım. Camide iftar yapıldı hatta şehirde de. Öyle mi? O fotoğrafta. Ha, o iyi. Sizin özellikle yorumlamanızı istiyorum ben bu fotoğrafları. Siz Türkiye'de çok sayıda seçimi takip ettiniz. Böyle doğru, şeyler tabii, görmüş müydünüz daha önce? Hayır. Şimdi 36 senede bir bu döner gelir. Onun içinde kaç kere camiye ve şeye, özür dilerim, Ramazan'a rastlamıştır seçim. Böyle bir olay hatırlamıyorum. Bu yani artık ayıbın daniskası. Bunun söylenebilecek bir şeyi yok. Yani hep siyaset, açıklama yapmış. Siyasetin bu işlere girdiğini gösteren bir ayıp durum. Ne? Kim yapmış bunu? Kim vermiş? Sizce? Hangisi? AKP'nin AKP belediyelerinden birisinin. Evet, Ataşehir'de. Ataşehir'de oluyor ama esasen cami konuşuldu. Diyanet de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Allah kabul etsin dedi ama bu doğru değil dedi. Böyle bir doğru dedi mi? Doğru değil. O kadarını lütfetmiş, söylemiş. Yani. Daha konuşmaya devam edeceğiz Sayın Ekşi. Sayın Korkmazcan'a dönelim. Siz şimdi heyecanlısınız, alandan geldiniz. Milletvekili adayısınız aynı zamanda. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin seçim sürecini ve özellikle bu konuştuğumuz konular hakkındaki yorumunuz nedir? Şimdi demokratik yarış seçim adıyla anılıyor. Bu zannederim 300 yıldan beri dünyada değişik uygulamaları yapılan bir sistemdir yöneticilerin belirlenmesi için. Ama Türkiye'de 1876'da başlamıştı. 1876'daki anayasalı rejime geçtiğimizden bu yana ben tartışmasız bir seçim döneminin de yaşandığını biliyorum. 1950 ve 50'yi takip eden yıllar. Ama 1950'yi Oktay Bey, ben bizzat görmüş insanlarız. O günden bu yana seçim kavramından devamlı uzaklaşıldığını da herhalde ortak bir tespit olarak söyleyebiliriz. Yani 1950 seçimini 54'te daha az gördük. 57'de ondan sonra hep böyle geldi. 1900 aşına geldi. 1980'den sonra da seçim süreçlerinde dünyanın birçok yerinde kurallar çok net bir şekilde ortaya konulduğu halde bizde tersine gitti. Bizde 1960 öncesi siyasi partiler kanunu falan da yoktu. Buna rağmen demokratik propaganda eşitliği sağlanabiliyordu. 1950 seçimlerinde benim aklımda kalan manzara şudur. Bizim köyümüzün dış duvarları Mustafa Muğlalı Paşa ziyaret edecek diye kireçle beyaza boyanmış bütün evlerin dış duvarları. İşte köyün 3-4 meydanında o kireçle boyanmış yerler çizgilerle ayrılmıştı. Her partinin afiş yapıştırabileceği yer eşitti. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, galiba Millet Partisi. Ondan sonra da bu gelenek devam etti. Sonra 1960'lardan sonra kural haline getirildi. Siyasi partiler kanunu bu şartların eşit olacağını, seçim propaganda sürelerini vesaireyi bir hukuk sistemi, yasal bir zemine oturtmaya çalıştı. Biz de anayasal olarak
1982'de bir geriye gidiş oldu. Ama o anayasanın siyasi partiler kanunlarıyla, sendikalarla, derneklerle, basınla, ifade özgürlüğüyle getirilmiş kısıtlı maddelerini değiştirme yolunda Oktay Bey'le onun başında bulunduğu basın konseyi, benim başında bulunduğum Türk Parlamenterler Birliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yaptık. Bunların bir kısmını hayata da geçirdik 1995 yılında. Şimdi şu andaki seçim uygulaması bugüne kadar gelen seçim uygulamalarının en adaletsizi. Onu kabul edelim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçim yönetim sistemi denilen Türkiye'nin sistemde kaderi sonuçta yani Türkiye'nin kaderi Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen şeyde bir partili cumhurbaşkanı getirildi. Bizim devlet geleneğimizde pek karşılaşmadığımız bir durumdur bu. Partili cumhurbaşkanı devletin bütün imkanlarını kullanıyor. O tartışma dışı. Geriye kalan siyasi partilere devletin tahsis ettiği bir alan var. Orada da çok eşitsiz bir şekilde yapılıyor. Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları var. Fransız sistemine göre bağımsız katılanlar dahil bir yarışa katılıyorsa asgari onlara kamu tarafından bir yardım yapılır. En azından zorunlu masraflarını karşılamak üzere. Ama bir şart daha konulur. Eğer bir aday kendi partisinin yetkili organlarınca belirlenmemiş vaatlerde bulunursa, ölçüsüz vaatlerde, bu seçimden sonra tespit edilse dahi seçimi kazanan kişinin mazbatası iptal edilir. Böyle katı kurallar vardır. Yani demokratik yarış dediğiniz şey eşitler arasında bir yarıştır. Şimdiki bizim yarışımız ne oluyor? Diyelim ki 400 metre koşusu yapılacak bir stadyumun içinde. Stadyumun kapısında tutuluyor yarışmacılardan birisi. Start verildiği zaman kapıdan girecek, koridorlardan geçecek, pistin başına gelecek, yarış kazanacak. Böyle bir öneride bulunuyorlar bize. Sadece iktidarın sahip olduğu, yönettiği ve yönlendirdiği basın organlarında değil maalesef muhalefet tandanslı basında da bunları görmek bir mesleğe gazetecilikle başlamış ve mesleğin duayenlerinden biriyle de bu akşam programda bulunan bir kişi olarak beni üzüyor. Bu arkadaşlar oy pusulasındaki 6 adayın yarıştığı seçim kurulu tarafından da kabul edilmiş resmi oy pusulasını ellerine makası aldılar. Bir tanesini kestiler. 5 aday gösteren resimler bastılar. Bunlar ayıptır. Bu yapılanlar bu arkadaşlarımız için gerçekten ileride utanç konusu olacaktır. Onun için şu kalan kısa sürede hiç olmazsa kamunun, daha doğrusu yönetimde bulunanların, iktidar partilerinin ortaya koyduğu fiili eşitsizlikleri birazcık telafi edebilmek için mesleğine saygısı olan bütün basın yayın kuruluşlarının ve vatandaşlık saygısı olan bütün sivil toplum kuruluşlarımızın en azından adayların görüşlerini, programlarını halka anlatabilmek bakımından ellerinden gelen desteği sağlamaları lazım. Bu gerçekten vatandaşlık görevidir. Eğer seçimlerden sonra seçilen iktidar, seçilen cumhurbaşkanı hepimizin ortak saygısına mazhar olacak ise bunu yarış sırasındaki adaletle sağlayabiliriz. Hangi benzetme yapılırsa yapılsın, bir spor centilmenliği içerisinde bu yarışı bir yere oturtabilmek mümkün değil. Bir hak anlayışı içinde, adalet anlayışı içinde de bir yere oturtabilmek mümkün değil. Ama medya anlamında Sayın Korkmaz'dan şunu da konuşmak gerekir. Yani mesela bazı adaylar özellikle bazı tırnak içinde muhalif kanalların ön plana çıkardı mesela görüyoruz. Demirtaş mesela bu örneği de vereyim. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı Demirtaş'a yağlanıyor, bağlanıyor, böyle baraj aşırtmaya çalışılıyor. Yani sorular ona göre gidiyor. Mesela bir özel televizyonda akşam gördüğüm manzara şu. Yani HDP'nin
sıkıştığı yerde böyle sunucular ve moderatörler yardımcı oluyor. Aman böyle deyin, bakın oy alacaksın, seçimler var. Onlar yardımcı oluyor gibi bir tablo var. Buna ne diyorsun? Şimdi biz burada sadece manzaranın doğru bir fotoğrafı görülsün diye 1950'den bu yana, hani Türkiye demokrasiyi yeni kabul etmiş bir ülke değil. Bizim ciddi bir demokratik birikimimiz var. Ve Avrupa ülkelerinin birçoklarında yasalarla düzenlenmiş olanlar burada el yordamıyla da olsa uygulanmıştır. Öyle bir geleneği yaşamış toplumda şu anda geldiğimiz ortamın çarpıklığını anlatmak için bu tabloyu çizdik. Ama aslında şu anda Türkiye'de bir seçim yapılmıyor. Bütün bu çarpıklıkların temel sebebi Türkiye şu anda dünyadaki önemli bir savaşın savaş alanı halinde. Bu seçim o savaşın parçalarından biri. Olaylara böyle bakmamız lazım. Türkiye 1,5-2 sene önce bir işgal hareketiyle karşı karşıya geldi. O işgal, yani Türkiye'ye düşman olan bir ülkenin işgali konusu da değildi. Türkiye'deki bir terör grubunun ayaklanması değildi. Türkiye'nin yeni yönetimini kendi yörüngelerinde kurmak isteyenlerin bir girişimi değildi. Tam aksine dünyada bir yeni düzen oluşuyor, bir düzen kavgası var, bir hegemonya kavgası var dünyada. Onun en ön safında, ön cephesinde bulunan ülkelerden birisi Türkiye. Onun için Suriye'de, Libya'da, Irak'ta silahlarla yapılan savaşı Türkiye gibi tarihin derinliklerinden gelen bir devletin vatanında aynı şekilde vermek mümkün olmadığı için başka araçlarla Suriye'deki savaşı, Irak'taki savaşı Türkiye içinde yapıyorlar. Bunun bir kısmı seçim kılığı altında yapılıyor. Bir kısmı propaganda kılığı altında yapılıyor. Bir kısmı ekonomik varlıkların değişik usullerle yağmalanması şeklinde yapılıyor. Onun için gördüğümüz, yaşadığımız süreci normal bir demokratik yarışın süreciymiş gibi bakıp ona göre değerlendirmek yanlıştır. Bir savaşın sahneye konulması olarak algıladığımız takdirde her şey yerli yerine oturur. Bu savaşta taraflar belli. Bugün Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak bir iş kolunun merkezini ziyaret etti. Orada sordular, cevap verdi. Biz dedi ikinci tura kalacağız. Şimdi bu soruyu niye böyle cevaplandırdı derseniz, bir kere ikinci tura kalmamız gerekir. Onun için çalışıyoruz. İkinci tur değil, birinci turda seçimi zaferle sonuçlandırmamız gerekir diye düşünüyor. Her aday bu niyetle işe başlar. Ama bir gerçekçi tarafı da var. Şartlar ne olursa olsun şu anda iki program yarışıyor. O programlardan birini savunan Doğu Perinçek. O milli ekonomiyi, sloganları diğer partiler tarafından paylaşılmış da olsa, bizim 7 Haziran seçimlerinde 2015. iki sloganımız vardı 2015'te. Birisi üreten Türkiye, birleşen Türkiye. Siyasi alanda da savunduğumuz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye'ydi. Bu güçlü meclis, güçlü hükümeti, hükümet ve meclis kavramlarını ortadan kaldıran anayasa değişikliğinin sahipleri almışlar. Üreten Türkiye kısmını da diğer muhalefet almış. Buna rağmen, bu şartlara rağmen gene de iki program milletin önünde şimdi. Birisi statükoyu, dış güçlerin Türkiye'de 60 yıldan beri oluşturdukları statükoyu savunan program, bir de hem dünyada hem Türkiye'de şartların değiştiğini ve yeni bir dünya inşa edilirken Türkiye'nin tarihi görevini
stratejik konumunun gerektirdiği dünya barışına katkı görevini yapması gerektiğine inanan program. Bu program Vatan Partisi'nin programıdır. Yani seçimin sonucu ne olursa olsun sonuçta iki programdan biri olarak Vatan Partisi'nin programı devam edecektir. Daha konuşacağız ayrıntıları. Ekonomi var, tabii. Güvenlik bu konuda Vatan Partisi ne diyor? Zaten dediğiniz gibi iki program yarışıyor. Vatan Partisi diğerlerine göre epey önde araya açmış görünüyor. Onları da konuşacağız tabii ama izleyenlerimizin dinlemesi açısından. Size devam edelim yine Sayın Ekşi. Buyurun. Şimdi Türkiye ekonomik olarak darboğazda, sıkıntıda, adına kriz diyelim ne dersek diyelim. Bir ekonomik çıkmaz da Türkiye. Bunu görüyoruz. Tabii bir yandan da güvenlik tehditleri var Türkiye yönelik. İşte az önce Sayın Korkmaz Can söyledi. Suriye'den var. Doğu Akdeniz ve Ege'de tansiyon yükseliyor zaman zaman, onu biliyoruz. Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği bir tablo yaratılıyor. Ve partiler var. Yine seçime gidiyoruz. Bu partilerde hem ekonomi hem güvenlik anlamında neler duyuyorsunuz veya duymanızı istediğiniz bir şeyler var mı? Bunları sizden yine dinleyelim. Şu andaki iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan şimdi zaten yönetiminde ve onun dedikleri çerçeve içinde bir yol tutturmuş gidiyor. O yolun bizi nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Dünyada ilişkimizin iyi olduğu bir ülke kalmadığını hep birlikte görürsek sanıyorum ki bütün o politikanın nereye getirdiğini bizi söyleyebiliriz. Orada durum gayet açık. Bugün son gelişmeler bağlamında bugün Rusya Federasyonu'nun başkanı Putin'in temsilcisi burada ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme nedeniyle de Cumhurbaşkanı bir mitingini iptal etmek durumunda kaldı. Hemen yine bugün gazetelerde gördüğümüz Münbiç'te Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri oradaki yönetimi, daha doğrusu huzuru temin edecekler. PYD de oradan çıkarılacak. Şimdi bu bir kritik bir gelişmenin arifesinde olduğumuzu, henüz tam karşımıza çıkacak resmin ne olduğunun da henüz belli olmadığını, yeterince belli olmadığını gösteren bir durum var orada. Onun ne doğuracağını bilmiyoruz. Ama 4 Haziran'da bu konuyla ilgili bir gelişmenin olacağını da biliyoruz. Bu kadar elimizdeki bilgi. Gerisinde daha neler olduğu belli değil. Suriye'den bir açıklama var efendim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir açıklama yaptı. YPG konusunda, PYD konusunda. Anlaşmaya ikna olmazlarsa temizlenecekler dedi. Net konuştu. Yani o bu da, açıklamayı yapması da evet, anlamlı yani. Yani o da belli ki artık PYD konusunda kendisinin el atma durumunda olduğunu söylüyor. Orada bir gelişme arifesindeyiz. Onu fark ediyoruz. Diğer partilere gelince hepsinden 3 aşağı 5 yukarı söylediği sözler birbirine yakın. Ama bir tek Anavatan Partisi'nin bakışında ciddi bir farklılık var. O da tabii özü itibariyle terörle ilgili sözlerini gayet açık olarak söylüyor ama onun yanında Suriye ile ilişkileri ve Suriye ilişkileri bağlamında da Rusya ve İran'la olan ilişkileri ayrı bir şekilde tanzim etmekte söz ediyor. Sayın Ekşi, bir dakikalık ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir aramız var, sonra yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Sayın Ekşi ile konuşuyorduk, sohbet ediyorduk ve özellikle Suriye konusunda kalmıştık. Suriye'de bir gelişme var, yaşanacak diyordunuz. Suriye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev'in evet. Ankara ziyaretine dikkat evet. çekmiştiniz. Buyurun efendim, evet. devam edelim. Orada dediğim bir gelişmenin arifesinde olduğumuz görülüyor. Ama asıl mesele sanıyorum ki biraz daha büyük çerçeve içinde bakmak kaydıyla ele alınabilir. O zaman Türkiye'nin dış ilişkilerinin kötü olmasına nasıl çözüm bulunacağına
gelmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile iyi değilsin. Bir tek Rusya ile şu anda iyi görünüyor. Onun dışında... Onda Rusya'nın çabaları var sanki biraz. Evet evet, orada da Rusya'nın özel bir gayreti olduğunu ben de görüyorum. Onun dışında hemen hemen bütün ülkelerle bozuk bir dış ilişki içindeyiz. Bunu galiba bir tek az önce söylediğim gibi Doğu Perinçek net olarak söylüyor. Çin'le bizim ilişkimiz şöyle olmalı. Sovyetler Birliği, özür dilerim, Rusya'yla ilişkimiz şöyle olmalı. İran'la ve Suriye'yle böyle olmalı diye net olarak ortaya koyuyor. Diğerlerinin sözlerinde genellikle bir muğlaklık egemen. Yuvarlak laflarla bir tek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buradaki Suriyelilerin Suriye'ye gitmesini sık sık teşvik eden sözler söylüyor. O farklılık var. Onun dışında görebildiğim kadarıyla muğlak bir ifadeyle herkes geçiştiriyor. Sanıyorum ki genel olarak bakınca şu andaki adaylar tablosuna söyleyebileceklerimiz aşağı yukarı bu. Ekonomik olarak neler söylersiniz? Ekonomik konularda artık uzun yıllardır dersem doğru, uzun yıllardır ekonominin çökmekte olduğu, çökeceği beklentisi var idi. Çünkü sadece inşaata dayalı bir ekonomik kalkınma sonunda Türkiye'yi bu noktaya getirecekti. O belliydi. Televizyonunu açan herkes çok büyük sitelerin yapıldığını ve bunların satılması için de yapanların yırtınırcasına reklam verdiğini görüyor. En son %20'lik indirim de yaptı 45 şirket, özel şirket. Yani o var, daha da hep var. Yani sayısız diyebileceğim bir şey var. Fazla üretilmiş mesken ve iş yeri var. Bunun bir yerde tıkanacağı belliydi, tıkandığı görülüyor artık. Nitekim doların 300-492'ye kadar çıkması açık bir şekilde çöküşün karşımızda olduğunu söylüyordu. Ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bundan sanıyorum ki bir ay önceydi. Cumhurbaşkanını kızdıran bir laf etti. Ekonominin zorluklar içinde olduğunu ve yeni önlemler alınması gerektiğini ifade eden bir cümlesi Cumhurbaşkanı'nı kızdırdı. Şöyle demişti galiba. Çatı aktarmak, yağmuru beklememek lazım. Çatıyı aktarmak gibi bir ifadesi olmuştu. Galiba. Benim zihnimdekinden farklı bir şey söylüyorsunuz ama demek ki aynı sıradaki sözlerinden söz ediyoruz. O sırada herkes Mehmet Şimşek'in istifa edeceğini zannetti. Çünkü hemen ardından Cumhurbaşkanı bir konuşmasında Mehmet Şimşek'i ağır bir şekilde ismini vermeden azarlayan laflar etti. Ama Şimşek istifa etmedi. Son olarak da Merkez Bankası Başkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmek durumunda kalması, herhalde çağrılmıştı oraya. Ve bunu da takip eden günlerde Şimşek'le ikisinin Londra'ya gidip Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle ifade edeyim, faiz lobisine teslim olmaları durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyacak kadar açık. Şimdi buradan nasıl çıkılacağı bir tek 24 Haziran'da vatandaşın verdiği oyla çözülebilecek bir sorun. O oylamayla eğer Adalet ve Kalkınma Partisi hala iktidarda kalır ise, hala Cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan isimli zat oturuyor olur ise, Türkiye bugünkü çizgide daha da derinleşerek gidecek demektir. Ama bir seçenek söz konusuysa, bir başka parti, hangi parti olur bilemem ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında bir başka parti iktidara geldiği takdirde herhalde hem dış ilişkilerimizin düzelmesi bağlamında bir açılım söz konusu olabilecek demektir. Hem de yeni seçenekler Türkiye'nin önüne
çıkacak demektir. Benim görebildiğim ekonomiyle ilgili. Bunda da önemli olan program değil mi? Yani AKP'den farklı bir program olması gerekiyor. Tabii. Yani ama... Yani bir, aynısının benzerini gelmesi. Hayır, şüphesiz o farklı program var ama önce farklı adamla bu işi yapmak zorundasın. Mesela ekonomistler şu yorumu yapıyor. 24 Haziran'da iktidar değişse bile diyorlar Türkiye ekonomik olarak bir yani tasarruf dönemine girecek diyen var. Bu sarsıntı devam edecek diyen var. Bu süreç devam edecek diyorlar. Yani bir süre. Şimdi bir süre elbette devam eder ama aslında o sırada yönetime egemen olan kadro hangi parti A, B, C, D hangisi ise o herhalde çevredeki muhataplarla meseleyi tekrar oturup görüşmek durumunda kalacak ve yeni önlemlerini ortaya koyacaktır. O zaman tek çıkış yolunu ben orada görüyorum. Başka bir yerde görmüyorum. Sayın Korkmaz, yani sizin yorumunuz ne olur? Türkiye ekonomik ve güvenlik anlamında az önce konuşmuştunuz ama Vatan Partisi'nin burada programını Sayın Ekşi de dikkat çekti. Net söylemlerde bulunan Vatan Partisi var diyor. Nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye Vatan Partisi'nin gerçekten programına doğru mu ilerliyor ve neler olacak önümüzdeki süreçte özellikle? Evet, Vatan Partisi'nin programı her alanda diğer siyasi partilerin söylemlerinden farklılık arz ediyor. Bu herhalde seçim süreci içinde daha görünür hale gelmiştir. Çünkü seçim kararı verildikten sonra partiler arasında yeni anayasanın yürürlük şartlarına göre ortak çalışmalar yapılması zorunluluğu doğdu ve partiler bunu bazıları kapalı kapılar arkasında, bazıları kamuoyunun gözü önünde yaptıkları toplantılarla gerçekleştirdiler. Bir tarafta anayasa referandumu sırasında beraber hareket eden Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, onları izleyen Büyük Birlik Partisi bir ittifak oluşturdular. Diğer partiler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde bir ittifak arayışına girdiler. İttifakı zorunlu kılan sadece bugün uygulanmakta olan sistem değildir. Yani 50 artı 1 oy sistemi değildir. Gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların sürdürülebilir olmadığı görüldü. Buna da çare aramak üzere görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin bir kısmına bizler de katıldık. Vatan Partisi de katıldı. Biz her çevreye, yani iktidar blokunun dışındaki partilere, seçime girme hakkı olmayan partiler dahil bir şey önerdik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarına çözüm arıyorsak bir yeni program yapmamız lazım. Çünkü mevcut program içinde bunun sürdürülmesi imkanı kalmadı. Birincisi 1980'lerde başlayıp Kemal Derviş'in ithal edildiği tarihe kadar devam eden bir küresel uyum sağlama programı. Ondan sonra da bu küresel uyum sağlama programının yıktığı milli duvarları, milli yapıları yeniden inşa ederek çıkma mücadelesi dönemi vardı. Her ikisinde de Türkiye dünyanın en başarısız ekonomilerinden biri olarak ortaya çıktı. Küresel sistemin, neoliberalizmin kaybedenleri sadece kalkınmada öncelikli ülkeler değil, kalkınmış ülkelerin halkları da kaybetti. Bu bütün toplumlarda bir milliyetçi dalga oluşturdu. Her devletin vatandaşları kendi refah düzeylerinin hiç beklemedikleri şekilde dünyada sömürme imkanları olmasına rağmen kendilerine yaramadığını gördüler. Yani Trump'ı Amerika'da iş başına getiren güç, Trump'ın bugün tabi olduğu Siyonist lobi değildi. Amerikan halkıydı. Siyonist lobi onun seçilmemesi için bir sürü şeyler yaptı ama dipten gelen dalgaların önünde duramadılar. Şimdi başka yollarla onu tehdit ederek bir takım hukuki tedbirler kullanarak kullanılır hale getirdiler Trump'ı. Bunu şunun için anlatıyorum. Bütün dünyada bütün milli düşünceye sahip devletlerinin kendi kaderlerine, vatandaşlarının kaderlerine, kendi devletlerinin yön vermesini isteyen insanlar büyük hayal kırıklığı yaşadılar küresel süreçte. Öyle olunca bunun sorunlarını alışkın olduğumuz IMF reçeteleriyle, Dünya Bankası kalkınma reçeteleriyle,
efendim bir takım kuruluşların verdiği raporlarla falan çözemeyiz. Yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bütün dünyada bu inşa edilirken Türkiye'de kendi sorunlarını hem güvenlik alanında hem ekonomik alanda tek başına götürebilecek durumda değil. Ama Türkiye öyle önemli bir konumda ki tarihi ve stratejik şartlar dolayısıyla dünyadaki bu gelişmelerin tamamını etkileyebilir ve insanlığın lehine olan bir raya girmesini, dünyanın yeniden inşasının bu doğrultuda olmasını sağlayabilir. Şimdi sorun şudur, Türkiye insanlık değerlerine bağlı ve milli ekonomilerin güçlendiği, milletlerin hukuk içinde, adalet içinde yarıştığı bir sistemin mi kapısını aralayacak, yoksa yıllardan beri içinde bulunduğu ve Türkiye'yi hiçbir suretle önüne koyduğu, 1960'larda önüne koyduğu kalkınma hedeflerine ulaştırmayan bataklıkta mı debelenecek? Soru budur. Biz Vatan Partisi olarak diyoruz ki artık bu önce Marshall yardımıyla kurulmuş olan, yıkılmış olan Avrupa ve İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik yıkıntılar altında kalınan ülkelere kurtarıcı bir reçeteymiş gibi sunulan Atlantik projelerinin dışına çıkmalıdır. Bu buralarda oyalanmanın faydası yok. Havuzun suyu bitmiştir. Bu havuzda en son yapılabilecek şeyleri yapan bugünkü AKP iktidarı. Bunlar geldiler, Kemal Derviş'in başlattığı politikayı harfiyen uyguladılar. Halbuki Kemal Derviş politikaları Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin sanayi kuruluşlarını, hizmet kuruluşlarını, bankalarını korumak için ne yaptırıldıysa Türkiye'de bunun tersi yaptırıldı. Çünkü oralarda mevcut ekonomik kurumları korumak, geliştirmek hedefi vardı. Türkiye gibi ülkelerde bunları yıkarak onları ucuza kapatmak hedefi vardı. Bu iktidar onun son şeylerini, şeker fabrikalarını satmak suretiyle gösterdi. Bunu söylerken özelleştirme sürecini başından sonuna izlemiş bir kişi olarak ifade ediyorum. Özelleştirme kanununu kitlerin hukuk müşavirleri yazmışlardı. Onlardan biri de bendim 1983-86 yılları arasında. Bizim yazdığımız özelleştirme kanununda gerçek bir özelleştirme vardı. Onun 5 kriterinden birincisi özelleştirilecek sanayi tesisinin korunması, hatta yüksek teknolojiye ve dış rekabete uygun hale getirilmesi vardı. Bir başka prensip, özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin tamamen hazine dışında, özelleştirme fonunda toplanması. O fondan kalkınmada öncelikli yörelere devletin yatırım yapması, gelir adaletini sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermek bakımından. Bunları fiilen uyguladık da. Bu ne zaman kaldırıldı? 1994 krizinde Tansu Çiller başbakan, Sayın Karayalçın başbakan yardımcısı, Doğru Yol Partisi SHP koalisyonunda IMF bastırdı, özelleştirme fonunu lağvettirdi. Ondan sonra özelleştirme bitti Türkiye'de. 94'ten beri yapılanlar satıştır ve peşkeş çekmedir ve yabancılara yağmalatmaktır. Yapılan 3 aşama yapabiliriz. Yağmalatmayı da bu iktidar bir yandan İşte faiz lobisine meydan okuyoruz diyerek dünyanın en yüksek reel faizini ödeyen ülke haline getirdiler Türkiye. Bunlar yaptılar ama bundan öncesi de var. İşte Kemal Derviş diye bir zatı getirdiler. Yani Atatürk'ün cumhuriyetinde sokaktan bir yabancı memur alıp getirildi. Türkiye'de siyasi figür yapıldı. Böyle bir şey Osmanlı döneminde de düşünülemezdi bakın. 1876 Anayasası der ki, yabancıların hizmetinde olan hiçbir kimse kamu görevi alamaz. Odacı bile yapılmaz devlette. 1876 Anayasası bunu koymuştur. Türkçe bilmeyen zaten kamu görevi yapamaz. Milletvekili seçilmişse kazara, o çok uluslu imparatorluk yapısında ikinci defa aday olurken Türkçe okuyup yazmayı da öğrenmesi mecbur tutulur. Anayasa hükmüdür bu. Böyle bir kökeni olan bir devlette yıllar sonra bir yabancı firmanın,
o zaman devlet Dünya Bankası'ydı galiba. Onun bir geri kalmış ülkeleri yağmalamaktan sorumlu müdürü buraya getirildi. Başbakan yardımcısı yapıldı. Kurtarıcı olarak getirildi bir de. Kurtarıcı. Bu hafta şu kadar kanun çıkacak diyordu. O kanunlar çıkarılıyordu meclisten. 94'e gelelim. Şimdi güncel bir şey söyleyeceğim size. Buyurun. Biraz önce İyi Parti'nin genel başkanı bugünkü iktidarı eleştiriyor. Sattı da babam sattı diyor. Bir şeyleri özelleştirmeyi eleştiriyor. Bu satışın kapısını açan hükümette bu hanımefendi, hani özelleştirme fonunu alıp hazineye ekleten, oradan da dış borçlara ödenecek diye faiz dışı fazla stoku yaptıran hükümetin üyesiydi. İşte öyle başladı satışlar. Bugüne geldik. Şimdi satılacak bir şey de kalmadığına göre artık başka bir çare bulmamız lazım. Çare şudur. Nasıl İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan dünya ekonomisini yeniden inşa etmek için Amerika Marshall Planı'nı ilan etti ve o yolla dünya egemenliğini ele geçirdiyse, bu deneyimi yaşamış olan milletler yeniden bir Marshall Planı'na falan düşmemeli. Yana yapmalı, kendileri bir araya gelmeliler. Yatırım ihtiyaçları neyse 20 yıllık, 25 yıllık, 5'er yıllık planlar halinde ortak bir planlama havuzu oluşturmalılar. Sizin neye ihtiyacınız var? Konuta. Öbürünün neye ihtiyacı var? Demiryoluna. Öbürünün limana. Kimin neyi var bu imalatı yapmak için? Enerjisi var, teknolojisi var vesairesi. Bunlar bir araya konulmalı ve bu plan ilan edilmeli derhal. Aksi halde Londra'nın bir semtinde Vatikan gibi para imparatorluğu kurmuş olanların, kenelerin bizi sülükler gibi emmesinden kurtulamayız. Yapılacak ilk iş Türkiye, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Rusya, Çin, Hindistan oturup ortak bir planlama yapmalıyız. Bir Avrasya projesi geliştirmeliyiz. Yani Marshall planını Amerika yaptı, hegemonya kurdu. Burada öyle değil. Her milli kuruluş eşit şartlarla buna katılmalı. Birbirimizin imkanlarını birbirimize vermeliyiz. Mesela şu anda 2 milyon 500 bin konut alıcı bekliyor, satılamıyor. Bu Amerika'daki mortgage krizine benzer bir krizin habercisi. Bizim inşaat sektöründe, altyapı sektöründe önemli bir teknolojik birikimimiz var. Dünyanın her yerinde bunlar rekabet edebilir. İşte bu arkadaşlara öyle dördüncü köprü yapalım, bilmem ne yapalım yerine Avrasya'nın köprülerini yapalım. Rusya'nın sanayisinin yüksek teknolojiye geçmesini sağlayalım. Yüksek teknoloji için ortak araştırma kurumları kuralım. Ve tabii önce her milli devlet kendi planlama konseptini geliştirsin ve ortak çalışalım. Planlama olmadan hiçbir şey yapılamaz. Planlama olmadan eğitimi de yaparsınız. 20 sene okutursunuz çocukları. Hatta yurt dışında doktora falan yaptırırsınız. Elindeki kağıtla işsiz olarak sokakta dolaşır. Bu çocuklar karpuz da satamaz. O beceriyi kaybetmiş olurlar. Onun için eğitim dahil 21. yüzyılın perspektifine, yeni mesleklerine göre her şey planlanmalıdır. Teknolojiyle ilgili, savunma sanayiyle ilgili bunları yapabilecek hem üretim kapasitesine hem bilgi kapasitesine bölge ülkeleri sahiptir. İranlılarla ilgili bir İran gezisinden sonra bazı arkadaşlarla görüşmüştüm. Dünya nükleer enerjileri konusunda en iyi bilgilere sahip kişiler. O 15 yıl önce her şeyi okuyup üfleyerek halledebiliriz diyen İranlıların şu anda bizden 15 yıl ileride olduğunu söylediler. Ben hayret ettim. Yani nükleer enerji konusunda ve bir takım füze denemeleri vesaire yapıyor. Bizden 15 yıl ilerideler dedi. Demek ki onlar Irak-İran savaşının 2 milyon insanını kaybettikten sonra bir akılcı yola girdiler. Biz 1930'larda bulduğumuz, başarısını test ettiğimiz, 1930-40 arasında dünyanın en hızlı kalkınan iki ülkesi Sovyetler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, bunları denemişiz. Şimdi döndük
başkalarının kılavuzluğunda, başkalarının üçüncü sınıf memurlarının çizdikleri planların içinde sıkıntılar çekiyoruz. Bunları geçmemiz lazım. Bu sadece ekonomik mesele değildir. Ekonomi, güvenlik, refah, insanların mutluluğu birbirinden ayrılmaz şeyler oldu teknoloji çağında. Eskiden biz 8 ay bütün yollar kapansa, karlar kapatsa nüfusumuzun %85'i hiçbir eksiği olmadan hayatını sürdürebiliyordu. Köylerde 8 aylık bulgur, tarhanası, pekmezi depolanabiliyordu. Öyle bir ekonomik şey içindeydik. Biz bu günleri yaşadık. Şimdi böyle değil. Şimdi 2 saat bir şeyde eksiklik var haberi duyulursa 1980 öncesinde kuyruklarda sabırla bekleyen insanlarımız da yok. Allah korusun Türkiye'de şimdiye kadar yaşanmamış yağmalama şeyine dahi geçebilir. Onun için her şey birbirine bağlı. Biz bu sıkıntıları, yani kuruluş aşamasının sıkıntılarını göze alan bir programın, ortak programımız olmasını istiyoruz. Bölge ülkelerine... Özellikle bu... şunu da sormak istiyorum. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın ama. Şimdi özellikle hani muhalefetten de diyoruz. Mesela Batı'yla iyi geçirelim. Avrupa Birliği, yani dağılmakta olan bir Avrupa Birliği süreci var. Onunla yaklaşalım. Sürekli bir bu söylemleri duyuyoruz. Bunlar neler söylüyor? Sadece iktidar kanadı 16 yıldır yapamadı, bu hale getirdi ama muhalefet de buna aday. O da onu istiyor. Ben onun için biraz önce dedim ki evet, Türkiye'de iki program yarışıyor. Yarışlardan birisi Vatan Partisi'nin programı, birisi de biri Cumhur, Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in bütün kurumlarına saldıran bir Cumhur İttifakı, biri de milletin bütünlüğüne saldıran, aslında dörtlü ittifak olarak görünüyor Millet İttifakı ama onun başında Abdullah Gül, sonunda Demirtaş, Demirtaş'ı yönlendiren gruplar var. Altılı bir ittifak. Bunlar yarışıyor. Şimdi AKP iktidarı bu söylediğimiz, eleştirdiğimiz programı uygulamak için gönüllü olarak talip oldu ve ona bu görev verildi. Görevini yaptı. Görevini yaparken bazı şeylerden uyandı AKP iktidarı. Ya havuzun suyunun bitmekte olduğunu gördü, görüyor. İşin başında çünkü. Nasıl kurtulabilirim diye bir o tarafa kulaç atıyor, bir bu tarafa, duvarlara çarpıyor, yaralanıyor, bereleniyor. Ama bizim muhalefet sanki havuza girerler, serinleyeceklermiş gibi dalış yaparız falan diye bilet almışlar, kuyruğa giriyorlar. O olay budur. Yani Batı sanki bize her şeyi verecek, ilişkilerimizi iyileştirirsek Avrupa Birliği'ne alınacak. Avrupa Birliği'ne müzakereleri yapacağız demek şu demektir. Biz Güney Kıbrıs Rum yönetiminin emrine gireceğiz demektir. Avrupa Birliği hakkında son sözü onlar söylüyor çünkü. Bugün değil sadece. 2004'ten beri böyle Avrupa Kıbrıs Birliği. Kıbrıs davasından vazgeçmedi. Onlara sadece davadan vazgeçmeniz yetmez. Adam diyor ki beni tanı. Efendim benim Akdeniz'i Yunanistan'la paylaşmama, İsrail'le paylaşmama razı ol. Limanlarını bana aç. Trabzon limanını falan ben kullanayım, İskenderun'u ben kullanayım. Dünyada ne kadar korsan bayraklı gemi varsa Güney Kıbrıs'a bağlı. Man adalarındakileri de oralara getirirler. Ondan sonra Türkiye'yi sömüreyim diyor. Sadece dese ki Kıbrıs'ı bana bırakın, öyle demiyor. Evet. Onun için bize tatbikat yapıyorlar biliyorsunuz. Güney Akdeniz'de geliyorlar. Bir ara vermemiz gerekiyor Sayın Korkmaz Can. Dağılmasın. Aradan evet. Sonra konuşmaya devam edelim. Değerli izleyenler, bir aramız var. Sonra yeniden birlikteyiz. Haber merkezi devam ediyor değerli izleyenler. Konuklarımız Sayın Oktay Ekşi ve Sayın Hasan Korkmazcan. Ve özellikle bir düzeltmeyle başlayalım bu bölümde. İlk bölümde konuşmuştuk. Ataşehir'de demiştik o iftar camideki. Şimdi düzelterek devam edelim.
Bu Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir iftar görüntüsü ve paylaşan da Akgeçlik Akşehir hesabı. İl başkanlığımızca düzenlenen bölge iftarları kapsamında bugün 3. bölge ilçelerimizle birlikte iftarımızı Akgeçlik Akşehir'in ev sahipliğinde milletvekili adayımız denilmiş. Evet, Orhan Erdem ve Ahmet Murat Koru, il yönetim kurulu üyelerimiz Tuzlukçu Günak ve Çeltik ilçe başkanı ve YK yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptık diye iftardan da böyle görüntüler paylaşılmış. Tabii bu konuyla ilgili de Diyanet'ten açıklama yapıldı demiştik. Onu da hemen ekleyelim. Diyanet'in resmi hesabında camiyle ilgili adab kurallarının arasında yazıyormuş bu. Camide böyle iftar yapılamaz diye Diyanet'ten de bir açıklama gelmediğini hatırlatmış olalım. Ve Sayın Korkmaz'dan size devam edelim. Şimdi güvenlik bölümünü konuşurduk. Özellikle Türkiye'nin güvenlik evet. önlemleri ve tehditler kısmında kalmıştık. Peki bu konuda da bir şey söyleyebilir buyurun, miyim? Buyurun Sayın Korkmaz'dan. Sayın Oktay Ekşi'nin ifade ettiği gibi bizim birkaç 36 yılımız döndüğünden her mevsimin Ramazanlarını gördük. Bizim çocukluğumuzda evde o gün akşam ne hazırlandıysa bir tabağı camiye götür derlerdi bize, götürürdük. Orada hep beraber iftar açılırdı ezan okunduktan sonra, namaz kılınır, sonra yemeğe dağılınırdı. Bu sağlık kurallarına da ne kadar uygunmuş bizim geleneğimiz ama... Caminin bahçesinde, çimlerin üstünde yapılırdı bu iftar. Caminin içinde değil. Fakat çağımızda camilerin fonksiyonlarını yeniden düzenleme ihtiyacı var. Ölü yatırımlar yapıldı bu kadar şeyde. Yurt dışında, Japonya'da falan bazı camiler var. Oralar kültür merkezidir. İftar yapacak salon da lazım. Herhalde yağışlıydı hava. Onun için içeri girdiler. Bu alt katlarında falan düzenlenebilir. Daha büyük sanat öğretimleri yapılabilir, musiki öğretilebilir, bir şeyler yapılabilir. O konularda da çağımızın şartlarına uygun bir takım şeylerin yapılması zamanı geldiğini gösteriyor bu. Güvenlik sorunu konusu işte ekonomiyle vesaireyle iç içe girdi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün IMF'ye borç verdik dedi. Arkadaşlar bana sordular. Verelim mi? Verin. Bizden borç alan yarın emir almaya da alışır dedi. Demek ki borç alan emir almaya alışırmış. Bu gerçeği Sayın Cumhurbaşkanı görmüş. Bundan sonraki adımlarını ona göre atmasını temenni ederiz, tavsiye ederiz. Borç alan egemenliğini de devretmiş oluyorsa o da bir güvenlik sorunu. Ekonominizin iyi yürütülmesi, başkalarına muhtaç olmaması, hele faiz lobisinin eline düşmemek bir ülke için güvenlik sorunudur aynı zamanda. Bu bakımdan bizim denenmiş bir güvenlik başarımız var biliyorsunuz. Kuzey Irak'ta Barzani İsrail bayraklarının gölgesinde bağımsızlık ilan etmeye kalkıştığında Türk ordusunun az bir unsuru ile Irak ordusunun Bağdat'tan gelen sembolik bir unsuru 15 gün manevra yaptılar. O bağımsızlık referandumunu boşa çıkardılar. Bunun arkasındaki güç neydi? İran, Irak ve Türkiye'nin kararlı bir şekilde bunun karşısında olduğunu ifade etmeleriydi. Şimdi aynı üçgeni alın siz, Suriye'ye getirin bir dörtgen olsun. Aynı modeli Doğu Akdeniz'e getirin. Onun içine Doğu Akdeniz'de ortak çıkarı olan, İsrail'in buralarda büyümesini istemeyen İngiltere de katılır, Çin de katılır. Kendi gelecek ekonomik projeksiyonunu tam bölen bir güç gösterisi yapılıyor Doğu Akdeniz'de. İsrail, Amerika. Bir kuşak bir yolu hedef alıyor. Bir kuşak bir yolu da hedef alıyor. Bölge ülkelerinin istikrarını da hedef alıyor. Bunlara karşı bir direniş gösterdiğiniz zaman bunun başarısız olması diye bir şey düşünülemez. Güvenlik meselesi kestirme böyle halledilir. Bugün tartışılan güvenlik konusu nedir? 2 aydan beri gündemde olmayan Münbiç'i Amerikalılarla beraber çözmek filan. Orada bizim gerçek muhatabımız o toprakların sahibi olan Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Muhatabımız odur. Amerika'nın, Pentagon'un bir takım görevlileriyle yapacağınız müzakereler döner dolaşır gelir BOP projesine. Çünkü ne yapacaksınız? Amerikalılarla beraber o toprakları Şam'dan izole edeceksiniz. Orada ayrı bir yönetim kuracaksınız. Kobani'de kurulan yönetimle onun bir farkı olmaz. Amerika ile siz beraber kuracağınız şeyin hiçbir farkı olmaz. Bir taraftan da İsrail bunlardan cesaret alarak Golan Tepelerinden harekete geçmiş olur. BOP
projesinde bunca başarıya rağmen, BOP projesinin çöpe atılmasındaki başarımıza rağmen başa dönmüş oluruz. Onun için hükümete de bu 24 Haziran'dan sonra görev alacak bütün siyasilere de söyleyeceğimiz şey şudur. İlk yapılacak iş Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti'nin resmi temsilcileriyle masaya oturmaktır. Bu meseleler en ufak bir kan dökülmeden çözülecektir. Yani bugün Beşar Esad'ın ifade ettiği ben ülkemin her yerinde Suriye Cumhuriyeti'nin egemen olması için kararlıyım beyanı gerçekten bir beyan olmaktan çıkar, gerçekleşebilir. Üstelik herhangi bir kan dökmeden. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'dan tasını tarağını toplayıp gitti. Belli güçler, güç dengeleri kurulunca. Aynı şekilde Irak'tan çekilmek zorunda kaldı. Barzani konusunda hem İsrail hem Amerika havlu attılar. Gözümüzün önünde hiçbir mermi patlamadan Kerkük'e Irak askerleri girebildiler. Onun için bütün bunlarda bakın belirleyici güç Türkiye'nin iradesidir. Silahı falan da değil bakın. İleride Türkiye iradeyi koysun masaya dünyanın geldiği bu kuvvet dengelerinin hassas noktasında Türkiye bu kadar belirleyici bir güç haline gelmiştir. Bunu milletimiz kavradı. Yapılan bütün anketlerde %90'ın üstünde Amerikan karşıtlığı. Halbuki biz 1960'larda Kennedy öldürüldü diye en duyarlı anti-emperyalist üniversite ortamlarında Kennedy'yi anma toplantıları yapmıştık. Bu kadar sempati besliyorduk, demokrasi vesaire inanıyorduk. Bugün gelmişler %90 şeyi nefret objesine dönüşmüşler. %90 kişinin zihninde. Böyle bir noktada Amerika'nın tutunabilmesi mümkün değil. Çünkü insanların iradesine hükmetmeden onların egemenliğini, özgürlüğünü alabilmek, ellerinden alabilmek mümkün değildir. Evet. Bu farkı bilerek seçim yarışı devam etsin bugünden sonra ama... Anket olaylarıyla ilgili bir durum daha var, ona döneceğim ama şimdi Sayın Ekşi'ye biraz dönelim, evet, onu evet. Konuşturalım. Sayın Ekşi'sinin nezaketinize sığınarak Vatan Partisi'ne biraz söz hakkı verdik. Malum diğer medyada pek söz hakkı verilmiyor. Biz de biraz konuşturalım istedik. Tabii yetmiş. Şöyle, şimdi siz deneyimli ve duayen bir gazetecisiniz. Türkiye'de sayısız seçim takip ettiniz. Özellikle yani seçim konusu ve siyasi üslup konusunda sizin söyleyeceklerinizi ben çok merak ediyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur. Geçen bir olay yaşandı Isparta'da. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı Isparta'da mitinginde. Dedi ki 1992 yılında Isparta'da kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ni biz getirdik dedi. Miting alanından bir ses duymadık. Bunu yorumlayayım ve onun dışında da şu var. Siyasi üslup olarak işte Erdoğan'la İnce'nin arasındaki tartışmaları görüyoruz. Sen açıklamazsan namertsin, ben açıklarsam namerdim, öyle olursa böyle olur falan. Bu tartışmayı nasıl görüyorsun? Yani siyasi daha önceki seçimlerde ne olurdu? Şimdi neler oluyor? Sizden dinleyelim. Daha önceki seçimler deyince ben de Hasan Bey gibi 1900 hatta 46'yı da anımsarım. Çünkü 46'da rahmetli babam bağımsız milletvekili adayıydı. O nedenle biz de çocuğuz maçıyoruz ama yine de seçim şeylerini takip etme durumunda kaldık. Sonra 50'den itibaren aynen Hasan Bey gibi ben de bütün seçimleri takip ettim. Seçimlerde tabii biraz şeyin heyecanın artması, biraz tarafların yüz yüze mücadele eder hale gelmeleri falan tansiyonu yükseltir. Meydanlarda da özellikle küçük ortamlarda ayarı kaçık laflarda söz konusudur. Olur. Bunlar maalesef az görülmüş şeyler değil. Ama üst düzey lider kadrosu söz konusu olursa onların dillerine dikkat etmeleri de kendi hem taraftarları hem partilileri açısından önemli olduğu için onlara kıyasen ötekiler de konuşması nedeniyle önemlidir. Bu dikkat edilen bir husustur. Sayın Korkmazcan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilliği yaptı. Orada da kendi döneminde de bunu bir fiil yaşadığı dönemde de milletvekillerinin dilinin ne kadar düzgün olması ihtiyacını
yaşadığını biliyorum. Kendisi herhalde burada bulunduğu için bize gerekirse ayrıntılı örnek de verebilir. Bizdeki siyasi hayatta demek istiyorum, Millet Meclisi'nde de söz etmek ihtiyacını duymam ondan kaynaklandı. Bizdeki siyasi hayatta dil maalesef çok önemsenen bir unsur değil. Evvelce iyiydi. Şöyle söyleyeyim, tek parti dönemini de anımsıyorum. O dönemde konuşulanlar ister istemez benim aile çevremde konuşulan konular idi. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulan dil bugünküyle kıyaslanmayacak kadar iyi idi. Ama çok partili döneme girdikten sonra maalesef siyaseti çok aşağıya çeken bir dil egemen olmaya başladı. Sadece bugünden söz etmiyorum. Dikkat ederseniz ta 1946'dan itibaren gelen bir süreçten söz ediyorum. Bizim siyaset dünyamızda bu dilin belli bir düzeyde tutulması konusunda maalesef siyasetçilerimiz gerekli önlemi almış değillerdir. Mecliste iş düzeye göre kaba dil kullanmanın yaptırımı vardır. Başkan vekili, sayın başkan vekilimiz de burada. Başkan vekili gerekli gördüğü zaman oylamaya sunar ve yaptırımı da uygular. Doğrudur. Görülmüştür. 50-60 arasında da 60'tan sonraki dönemde de bunun örnekleri vardır. Ama mesela bizde yasak kelimeler diye bir kavram yoktur şeyde, parlamentoda. Buna karşın bazı parlamentolarda ya o kelimeleri kullanmak listesi vardır. O kelimeleri kullanmak otomatik olarak yaptırımı gerekli kılar. Bu niye? Çünkü belli bir dilin dil düzeyini koruma ihtiyacıyla kabul edilen bir kuraldır. Bizde bu olmadığı için özellikle bir de Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi dilinde herhangi bir engel söz konusu olmayan iktidar sahipleri ülkenin başında olunca artık her türlü ayar söz konusu olmaz hale geliyor. Yani ayar falan kalmamış hale geliyor Türkiye'de. Şimdi parlamentodan söz etmişken şeye de seçimlerle ilgili konuşmalara da değineyim kısaca. Mesela Muharrem İnce'nin zaman zaman iyice indirdiğini görüyorum konuşmalarında. Bunu sanıyorum ki biraz şeyle yapıyor, Recep Tayyip Erdoğan'a özenerek ve onun diliyle konuşacağını zaten söylemişti. Onu uygulamak için yapıyor gibi geliyor bana. Yani sen beni zorlarsan aynı dili kullanırım demek için yapıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bu da uzaktan tahminimi söylüyorum. Diğerlerinin konuşmalarında çok öyle bir şey ben karşı karşıya gelmedim. Yani bir iyice kabul edilemeyecek kavramların konuşulduğuna pek tanık olmadım ama genel itibariyle düzeyin iyi olmadığını biliyorum ve şimdi seçim deyince benim aklıma parti geliyor. Parti deyince program aklıma geliyor. Siyasilerin de bu programları açıklaması, vatandaşı programlarına ikna etmesi gerekiyor ama şimdi gördüğümüz bir laf dalaşı şeklinde gidiyor. Sen bana onu söyledin, ben şunu söyledim gibi böyle bir rayında ilerliyor. Bu şimdi bu işin iyi örneklerinden birisi Celal Bey'le
İsmet Paşa ve Adnan şöyle Süleyman Bey ile İsmet Paşa'ydı. Yani daha doğrusu Celal Bey ile demeyeyim, Adnan Bey ile İsmet Paşa ve Süleyman Bey ile İsmet Paşa dönemiydi. Onların döneminde dil daha üst düzeydeydi. Öyle hatırlıyorum. Acaba yanlış mı hatırlıyorum? Üst düzeydeydi ve konuşulan, kürsüde konuşulan yahut bir demeç olarak gazetecilere söylenen sözler belli bir düzeyin altına inmezdi. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra, özellikle 2007'den sonra, çünkü 2007'ye kadar, 2002'den 2007'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan önüne konan metni okuyordu. Kendisinin bugün olduğu gibi ben ne söylersem her şey makbuldür anlayışı yoktu. O nedenle o sırada bir şey vardı, bir süzgeç vardı. Bir de şu var, evet, iyi hatırlattınız. Bir de prompter dönemi başladı artık. Böyle yazan ekranda evet, okuma, siyasiler... De, evet, herhalde artık günde 5 kere konuşma yapınca prompter'a insanın ihtiyacı olması lazım herhalde. Çünkü laf bulmaya da mecbursunuz, yeni bir şey söylemeye de mecbursunuz. Evet. İhtimal o yüzden de şey yapıyor. Bugün yani sabah kalktığınız andan itibaren hangi kanalı açarsanız açın, birkaç tane hamdolsun yine de çevrilebilecek, bulunabilecekler var. Ama onun dışında %95'i hangisini açarsanız açın, karşınızda ya Recep Tayyip Erdoğan'ı yahut da Başbakan Binali Yıldırım'ı görüyorsunuz. Böyle bir ortamda elbette prompter'a da ihtiyaç olacağını düşünüyorum yani, başka çaresi. Bu da bir ihtiyaç olarak doğdu. Zannetmiyorum başka bir şekilde o işin içine çıkılabileceğini. Özellikle bir söylem de var, onu da size yorumlatmak isterim. Buyurun. Bugün Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak bir konuşma yapıyor. Çok tartışıldı özellikle yorum. Bugün mü? Bugün. Belki bir açıklama evet yapıyor. Şunu evet diyor. Yani bize seçmenlerimiz diyor ki Tayyip Erdoğan işte aya 4 şerit yol yapıyorum dese biz inanırız diye böyle bir açıklama yaptı. Yani Tayyip Erdoğan seçmenlere deseymiş ki aya 4 şerit yol yapacağız, buna bile inanırlar diyorlar bize seçmenlerimiz gibi bir açıklama oldu. Çok tepki çekti. Siz neler söylersiniz? Tabii bunun ipe sapa gelir bir tarafı yok. Yani seçmenler artık o kadar şartlanmışlar ki Tayyip Erdoğan ne dese inanır. Ama seçmenlere de bir hakaret sonra... değil mi bu? Tabii. Olmayacak bir şeye inanmalarını beklemek. Tabii. Evet. Evet, eklemek istediğiniz bir şey yok, var mı? Hayır. Yok, şu anda bir şey yok. Tamam, şimdi birazdan bir döneceğimiz konu da var. Bu tartışmalı bir konu. Özellikle sona sakladım. Yine sizin görüşlerinize başvuracağız. Size de devam edelim yine Sayın Korkmazcan. Şimdi Vatan Partisi'nin ekonomik nedenlerle miting yapamadığını görüyoruz ama alanlarda olduğunuzu biliyoruz. Çarşı pazar ziyaretleri yapıldığını biliyoruz ve mitinglerin de sona bırakıldığını biliyoruz. Bu konudaki çalışmalar neler yapılacak önümüzdeki süreçte ve Türkiye siyasetine ilişkin CHP'nin hafta içinde açıkladığı bir seçim bildirgesi oldu. Bu seçim bildirgesinde işte eşit vatandaşlık yer aldı, işte açılım mecliste görüşülsün denildi ve birçok başlık daha var. Bunlar hakkındaki görüşlerinizi alalım. Şimdi önce İstanbul'da ikinci defa aday oluyorum ben. Bütün İstanbulluları milletvekili adayı olarak selamlıyorum. Onu ifade edeyim, bu yerel meselelere gündem taşıyınca böyle başlamam lazım. Ben bir İstanbul hayranı ve İstanbul hastasıyım. Çünkü 1950'den önce müdavimi olduğum Halk Odası kütüphanesinde İstanbul şiirleri okuyarak okuma yazmamı geliştirdim. Onun için 1962 yılında üniversite sınavlarına girerken tek fakülte sınavı yapılırdı. Önce Ankara Hukuk Fakültesi'nin sınavına girdim, kazandım yanımda bulunsun diye. Rahatladım, boşta kalmayacağız, sokakta kalmayacağız ama İstanbul'da okumam lazım. İstanbul Hukuk Fakültesi sınavlarına hazırlanırken 10 gün ara vardı. Düşündüm, Ankara Hukuk Fakültesi kazancını bir kenara bırakacağım, İstanbul'u kazanamazsam bir yıl sonra gelirim diye karar verdim. Neyse geldim, kazandım İstanbul. Ondan sonra Çemberli Taş'ta yürüyordum. O zaman kaldırım taşları, Arnavut kaldırımları falan vardı. Yağmurlu bir gün o suların üstünde tepindim.
yani İstanbul'u fethetmiş gibi tepindim. İstanbul'un her semtinde oturdum öğrenciliğimde. Boğaz'da oturacağım diye Çengelköy'de de oturdum. Ama arkadaşlarım Beyazıt, Laleli, Fatih çevresinde olduğu için her akşam geç kaldım. Son Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçen motorlarla falan yolculuk yaparak külfetlere katlandım. Şimdi 3. bölgede İstanbullu hemşerilerimizle bir aradayız. Uzun yıllar İstanbul Barosu'nda avukattım. İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin başkanlığını yaptım. İstanbul Üniversite Öğrencileri Kıbrıs Mücadele Komitesi'nin başkanlığını yaptım 1965'te. 1977'de 8 yıllık milletvekilliğinden sonra seçimleri kaybedince ekmek parası kazanmak için tekrar İstanbul'a sığındım 1977-80 arası. Önümüzdeki süreçte İstanbul bizim yeni şiirli dünyamızın merkezlerinden biri olacak. Şimdi bu Atlantikçilerin kurduğu kavgalı, kanlı, sömürülü düzen bitiyor. Bir şiirli doğu dünyası, insanlık değerlerinin yeşerdiği bir dünyayı mecburuz. Bu dünyanın kaderi haline geldi. Yani bu şartlarla dünyayı sürdürmek mümkün değil. Yani bu kalitedeki siyasetçilerle dünyayı yönetmek de mümkün değil. Yani De Gaulle'un koltuğunda Macron diye bir sokaktan getirilmiş çocuk oturuyor şimdi. Sarkozy'leri gördük. Bir Berlusconi diye bir zat vardı. Hala İtalyan şeyinde söz sahibi. Ve işe bakın, İtalya'nın kaderi Dünya Bankası Türkiye masası şefi Cottarelli'ye kalmış. Bu adam geldi Türkiye'de ağzına bakılan adam olarak bir zamanlar hüküm sürdü. Sanki Düyonu Umumiye reisiymiş gibi geldi. Bizim meclisimizden kanunlar çıkarttı. Bu sistem çöküyor. Yani bu türlü şeylerin hepsi elenecek. Yeni bir süreç bütün dünyada insanlık için başlayacak ve bunda da en önemli rollerden birisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milleti oynayacak. Burada cumartesi günü Anavatan Partisi'nin 3 bölgedeki adayları bir arada bulunacaklar. Tanıtım yapılacak. Basın mensupları da davetli, halkımız da davetli. İlk şeyimiz bu. Onun dışında zaten vatandaşlarla sürekli temas halindeyiz. Birçok yerde seçim standlarımız açılmış vaziyette. Biz bir şeyi de yaşıyorum ben. 1969'da Türkiye'nin en genç milletvekili olarak meclise girmiştim. Ben meclise geldiğimde Süleyman Demirel ile ilk karşılaştığım zaman Hasan Bey meclisin yaş vasatesini düşürdün demişti. Yaş ortalamasını. Şimdi Türkiye'nin en genç adaylarının arasında en kıdemli parlamenter olarak adayım. Bundan konuyu da evet bir konuşmak lazım. Vatan Partisi 208 aday, genç aday. 208 genç adayımız var. O benim 1970'li yıllarda hayal ettiğim şeydi bu. Biz ancak sistem içinde 5-6 genç meclise sızabilmiştik. 8 ay sonra da bizi partimizden atmışlardı 1970'li yıllarda. Ama yıllar sonra Süleyman attılar. 30 Haziran 1970'te öğleden sonra mecliste bir oy kullandık. Daha önce kırmızı oy verdiğimiz için geçici ihraç edilmiştik. Evet, geçici. Kesin ihracımız Haziran 1970'te saat 4'te falan bir oy kullandık. Oylamada parti grubunun hoşuna gitmeyen bir oylamaydı bu, soruşturma ile ilgili bir önerge. Akşam radyodan haber aldık ki bizi disiplin kurulu toplanmış, yargılamış, ifademizi almış, ihraç etmiş, radyodan öğrendik. Televizyonlar olsa o zaman da şey öğrenebilirdi. O zaman televizyon yoktu. Ama 30-35 yıl sonra Sayın Demirel Denizli'de dedi ki o zaman biz hata ettik. Dedi. Biz
tartışmasını beceremedik, kavga ettik. Hem memlekete zarar verdik hem kendimize. Ama kabahatin büyüğü bendeydi dedi. Dedi mi yani onu? Bizi ibra etti. Yani o zaman Sayın Demirel, genç milletvekilleriyle meclise verilen bir mesaj var. İkinci defa tek başına iktidar olmuş bir parti. Gençlerle de bir mesaj veriyor. Çünkü gençlik olayları henüz kanlı bıçaklı olmamıştı o zaman. Biz bunu düzeltmeye falan çalışıyorduk. Bir de Amerikan etkisi gün geçtikçe yoğunlaşıyordu. Bizim gibi merkez güçlerin dışından gelenler Adalet Partisi içinde biraz kenara itilmek isteniyordu. O süreç geçti ama 35 yıl sonra bunun yanlış olduğunu itiraf etmiştir. Şimdi Türkiye'nin 600 milletvekili adayından 208'i genç arkadaşlarımız. Bunlar öyle göstermelik, sadece yaşları genç olan değil ve gençliklerine göre ciddi bir siyasi eğitim almış arkadaşlar. Mesela bunlardan birkaç tanesi geçen Haziran seçimlerinde, 2015'te de beraber çalıştığımız arkadaşlar. Ve bir şey söyleyeyim, içlerinde siyaset bilimi okumuş, kamu yönetimi okumuş arkadaşlar var. Ben onlar sayesinde bilgilerimi yeniliyorum. Onlardan ben de bir şeyler öğreniyorum. Bu en kıdemli parlamenterlik konusu benim kafama takıldı ama gerçek bu mu bilemiyorum, etek edemedim. Bugün Oktay Bey ile beraber olacağımızı düşününce ya dedim Oktay Bey aday olsaydı en kıdemli olacaktı. Çünkü o kurucu mecliste üyeydi. Ben 1969'da, o 1961'de parlamenter. Ama Deniz Baykal, Allah acil şifa versin, benden 4 yıl sonra seçilmiştir. O 73'te geldi, tekrar seçildik. Yani 69'da seçilmiş başka parlamenter şu an adayların arasında herhalde yok. Onun için ben ama tecrübe de lazım yani. Efendim? Gençlik lazım ama tecrübe de lazım. Yani o yüzden sizin adaylığınız da önemli. İşte paylaşıyoruz. Bir yeni bilgilerle eski bilgileri paylaşıyoruz. Aslında bizim çocukluğumuzda, bizim yetişme çağımızda bilgi çok ağır dolaşıyordu. Şimdi 4 yaşında benim torunum benden daha iyi bazı şeyleri biliyor. Mesela telefonda oyun oynamayı benden daha iyi becerebiliyor. Onun için yeni dünya inşa edilirken insan ihtiyaçlarını ve insanın doğayla kardeşliğini ihmal etmeden bir dünya kurmamız lazım. Bu eskide kalmış siyasi kavgaları falan gerçekten bir kenara bırakmak lazım. Hep beraber çare aramamız icap ediyor. Mesela bu seçim üslubu dediğiniz şey biraz da şuradan geldi. 1980 öncesinde milletvekilleri parti grubunda ne söyleyeceklerse söylerler. Partinin yönetimindeki ağırlıklarını orada koyarlar. Gizli yapılırdı çünkü oturumlar. Meclise gelince kavga etmek, liderin gözüne girmek için orada lüzumsuz şeyler söyleme ihtiyacı kalmazdı. Zaten grupta söyleyecekleri söylenirdi. İktidar partisinde de, muhalefet partisinde de müzakere ortamı vardı. Yani meclis grupları adeta bir yönetim kurultayı gibi cereyan ederdi. Ayrıca seçim eşitliği, partilerin kendilerini ifade edebilmelerinde eşitlik sağlanması konusunda devletin tek kanalı TRT, televizyon ve radyo en az seçim dönemlerinde eşit paylaştırıldı. Tabii. Türkiye'de ilk siyasi açık oturumu İsmet İnönü ile ben yaptım. Konuşmacı bizdik. En yaşlı milletvekili, en genç milletvekili, TRT'nin bir görevlisi yönetti. Onun bantlarını ben İnönü Vakfı'na verdim. Yönetici saklamış. Yıllar sonra o bantları bulduk. İnönü Vakfı'na verdim. Türkiye'de yapılmış, televizyonda yapılmış ilk siyasi tartışma programıdır. Orada şunu göreceksiniz. Bir iktidar partisinin milletvekili ana muhalefet partisi lideriyle konuşuyor ama şu ölçü içinde. İsmet Paşa milli mücadele kahramanı, Lozan gazisi, o saygıyla ben konuşuyorum. O da mücadele ettiği iktidarın bir temsilcisi karşısında onunla eşit şartlarla tartışmayı kabul ediyor. Tevazuyu gösteriyor.
Bu gelenek TRT'de uzun süre devam etti. Hüsamettin Bey vardı hatırlarsınız, TRT Daire Başkanı. Çelebi. Çelebi, Allah rahmet eylesin. O bütün siyasi parti liderlerini toplayarak seçim öncesi tartışmalar yapardı. 1980'de bu kaldırıldı. Darbeden sonra TRT'de bir yerel seçimler öncesi açık oturum yapmak istediler. Ben Parlamenterler Birliği Başkanı olduğum için siz yönetin bunu dediler. Ben bir şart koydum. Dedim ki seçime katılacak bütün partilerin temsilcileri olursa gelir programı yönetirim. Değilse olmaz. Canım her parti temsil edilmiyor, milletvekili yok filan dediler. Onun üzerine Malatya Belediye Başkanı galiba CHP'li veya Halkçı Partiliydi. Konya Belediye Başkanı Refah Partiliydi. Onları da getirttim. Bütün partiler temsil edildi. Ve 12 Eylül'den sonraki ilk açık oturumu da Ankara'da evet, böyle yapmıştık. Şimdi madem yeni bir sürece girdik, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi diyorlar. Ya hiç olmazsa Cumhurbaşkanı adaylarını çağırın, bir açık oturum yapsın, programlarını konuşsunlar. Bu bizim hakkımız, vatandaş olarak bunu talep etmek hakkımız. Birbirlerinin sadece kinayeli sözlerini alıp meydanlarda alkışlatarak veya yuhalatarak seçim kampanyası yapılmaz. Bu kampanya, eğer bu sistem hakikaten Cumhur'un kabulleneceği bir sistem olacaksa, daha başında çöktü. Hani bu sisteme geçilirse her şey güllük gülistanlık olacak, ekonomi iyiye gidecek, adalet iyi olacak filan deniliyordu. İşte onlardan bir görüntü getirdiler arkadaşlar ekrana. Seçim 91. Bu 91. Liderdir. Evet, 91 seçimlerinde. Evet, TRT'nin yaptığı bir program. Evet, evet. Şurada Mesut Yılmaz var. Görüyorum sırtı dönük olan. Evet. Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi Genel Başkanı o zaman. Sayın Korkmaz, yani o son CHP ile ilgili bölüme geçmeden önce şunu da sormak isterim. Kısaca yorumunuzu da almak isterim. Şimdi Vatan Partisi'nin geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Yolsuzluk mahkemelerini kuracağız dedi. Kanunları da açıklandı. İşte 3 ayda soruşturma, 6 ayda soruşturma bitecek dedi. Ve Devlet Bahçeli'nin genel af çıkışının arkasındaki planında yolsuzluk yapanları çıkarmak olduğunu söyledi. Sayın Peçiçek bu açıklamayı yaptı. Yolsuzluk mahkemeleri kısmı ile ilgili kısa bir açıklamanızı alalım. Yani şimdi bunu neden açıklayayım? Zaman darlığını biliyorum ama bir şeyi söylemem lazım. Hem de tarihe bir not düşmüş oluruz. 1982 anayasası çıktığı tarihten itibaren ve o anayasa hazırlanırken bizler muhalefet ettik. Ben eski bir parlamenter olarak, eski bir kurucu meclis üyesi olarak Oktay Ekşi Bey, sonra 5 generalin o anayasal veto yetkileri ortadan kalkınca oturduk, bir anayasa ıslah paketi hazırladık. 12 sivil toplum kuruluşu, işçi kesimi var, işveren kesimi var, basın konseyi, Parlamenterler Birliği'nin organizasyonu içinde yürüttük. 27 maddelik bir paket hazırladık. Ama bu 1990'dan önce çıkmadı. 91'de Anavatan Partisi muhalefete düşmüştü. Ben de milletvekili olmuştum yeniden. İlk işim bu anayasa paketini, sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı paketi yürürlüğe sokmak oldu. Parti grubuna getirdim önce. Dedim ki bunu biz takip edelim. Arkadaşlar itiraz ettiler. Ya biz muhalefetteyiz. Anayasa bizim işimiz değil filan. Hatta iş biraz uzayınca Tansu Çiller bir beyanat verdi. Yeni anayasayı ben yapacağım, anayasayı değiştireceğim. Şimdi dediler Tansu Çiller'e prim mi verdireceğiz yani yapıp filan. Ama ısrar ettik. Mesut Yılmaz Bey de partinin genel başkanı kabul etti bu şeyi. Meclis başkanlığına o bizim paketi gönderdik. Hüsamettin Cindoruk bunun üzerine bütün partilere o mecliste 91'de 9 parti temsil ediliyordu. Bir takımı, bir grubu ittifaktan gelmişti. Bir grubu Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen DEHAP mıydı o zaman bilemiyorum. O parti, Leyla Zanalar'ın partisi. Evet. Onların temsilcileri Ahmet Türk. Cumhuriyet Halk Partili de sonra ayrıldılar, parti kurdular. 9 parti masa etrafında toplandı. Bu anayasa değişikliklerini tartıştılar. 95'te bu gerçekleşti. Yani 1982 anayasasına ilk neşteri atan bizim sivil toplumumuzdur. Onda Oktay Bey'in önemli katkıları vardır.
rahmetli Şevket Yılmaz'ın katkıları vardır, Türk İş Başkanı. Sağ olanlara başarılar diliyorum. Bu değişiklikler sırasında bizim orijinal paketimizde olmamakla beraber ben Anavatan Partisi'nin teklifleri arasına bir madde eklemiştim. Orada diyordum ki 1971 Partiler Arası Anayasa Komisyonu'nun başkanı olarak işte sivil toplumun anayasa taslağını hazırlayan komisyonun başkanı olarak deneyimlerimden yararlanarak bir madde ekledim. Dedim ki seçimle gelinen görevlerde görev almadan önce, göreve başlamadan önce seçilenlerden iki şey istenir. Bir, mal varlığını beyan ederler. İki, bu mal varlıklarında haksız birikimler olursa hayatları boyunca defi, af vesaire gibi efendim zaman aşımı gibi defilerden yararlanmayacaklarını taahhüt ederler. Böyle bir madde koymuştum. Aradan yıllar geçti. Geçen sene Hüsamettin Cindoruk Bey bu tutanakları bastırmış, bana o kitabı verdi. Acaba dedim, o benim teklif ettiğim netameli madde, seçilenlerin hoşuna gitmeyecek madde oraya konuldu mu? Yoksa bir yerde matbaada falan kayıp mı oldu? Kaybolmamış. O duruyor orada. Şimdi Türkiye'de yolsuzluk mahkemeler için milat derseniz bu resmi bir belgedir. Meclis Başkanlığı yasama organının bütün üyelerine bir mektup yazmış. Anayasa değişikliği yapacağız. Teklif getirin demiş. Bir siyasi partide eski iktidar partisi grubu resmen demiş ki böyle bir madde olsun. Şimdi bu madde orada durduğu müddetçe her seçilmiş için ahlaki bir görevdir. Eğer sizin mal varlığınızda artış var, nereden buldunuz derlerse hayır ben buna cevap vermem, ahirette veririm cevabını diyemez kimse. O orada duruyor. Ve biz bunu hayata geçireceğiz. Bundan sonra böyle olması lazım. O zaman onlarla, o seçilmişlerle işbirliği yapıp da ihale kayırması vesaire almış olanlar varsa hesap verecekler. Bakın, devre sabık yaratmayacağız denilmez bu konularda. Hemen af çıkaralım, huzur gelsin filan denilmez. Milletin malını birileri haksız yere ele geçirmişse, üstünü örttüğünüz zaman o haksız ele geçirilen mal millete silah olarak döner sonra. Siyasi silah olarak döner, güç olarak döner. Bunlara fırsat vermemek lazım. Huzur için 20. yüzyılda artık şeffaflığı kurmanın her türlü imkanı var. Eğer bir ülkede yöneticilerle ilgili şeffaflık kurulamıyorsa o ülkelerin güvenliği yoktur. Bakın, Trump'ın geçmişinin şeffaf olmaması milli güçlerin iş başına getirdiği Trump'ı şeylerin, neokonların oyuncağı haline getirdi. Sırtındaki o kamburlar. Onun için her seçilen, muhtar seçilse, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekili, bakan ve şimdi cumhurbaşkanı mutlaka her an tarih önünde olduğu gibi millet önünde de hesap verecek durumda olmalı. Onun için Sayın Perinçek'in dün ifade ettiği mahkemeler konusu Vatan Partisi'nin ciddi olarak takip edeceği bir siyasi sürecin başlangıcıdır. CHP'nin beyannamesinde kısaca değinirseniz Sayın Ekşi'de. CHP'nin beyannamesi için şöyle bir şey söyleyeyim. Bir gün Gölbaşı'ndan Ankara'ya geliyorum. Arabada beni Halk TV'den aradılar. Sabah programı yapan arkadaşlar. Dediler ki bugün bir terörle mücadele konusunda bir kanun teklifi geldi. Biz bunu vahim bulduk. Gelip bir yorumlar mısınız? Benim dedim kanun teklifinden haberim yok. Ben gelinceye kadar meclisten bir metin getirtebilirseniz konuşuruz dedim. Geldim. Bulmuşlar, meclisten gelmiş. Bir okudum. Kanun teklifi 6 madde. 2 maddede yürürlük yürütme var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bakanlar imzalamışlar. Dedim ki ekrana göstererek, bu kanun teklifinin altında hükümet üyelerinin imzası var. Burada dedim Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Abdullah Öcalan, Murat bilmem Karayılan, Kandil'dekileri yazsanız hiç fark etmez. Yani Kandil'dekiler ne istedilerse bu yazılmış. Öyle bir şey ki terörle ilişiği olanlar ileride de suç işleseler
ileride de affedilir gibi bir anlama. Siz hatırlayacaksınız onu. 6 maddelik bir kanun şeyi var. Ne hukuk tekniğine uyar ne de ülkenin o anda vermek olduğu terörle mücadele uyar. Şimdi ben bu CHP bildirgesini maalesef bu duygularla karşıladım. Yani onu CHP'nin bildirgesi değil, HDP'den çıktı deselerdi ben hiç şaşırmazdım. Evet. Nedir oradaki şey? Şimdi size gelelim. Son 3 dakikamız da kaldı. Hemen anlatayım. Şimdi Avrupa'ya yerel özellik şartının tamamen kabul edilmesi diyor. O zaten vardı. Var olanı uygulanmada tam söz veriyor. Yani tamamen bunu uygulayacağız diyor olduğu şekliyle. Eşit vatandaşlık söylemi var. Dersim olaylarının arşivinin açılması var. Dersim olaylarının arşivinin açılması ve işte çözüm süreci olarak adlandırılıyor. Bunun da mecliste ele alınarak Kürt meselesinin çözülmesi konusunda söz veriliyor. Ve tabii Muharrem İnce'nin de söylediği tarafıyla HDP genel eş genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Selahattin Demirtaş'ın da Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması durumu var. Bir eski CHP milletvekilisiniz. Yorumunuzu söyleyeyim. Ben şimdi bunlarda bir sakın bir şey ilave edeyim. Bir de şunu söylediler. Muharrem İnce, biz dedi bu meselede yeni anayasa yaparken HDP'ye gel diyeceğiz. AKP'ye gel diyeceğiz. Saadet Partisi'ne gel diyeceğiz. Vatan Partisi'ni o masaya da çağırmıyor. Evet. Yani o yeni çözüm masasına çağırmıyor. Böyle bir açıklama da oldu bu şeyin sonunda. Olmayabilir de. Yani ama bu şeyler birleşince bir kaygı uyandırıcı tablo çıkıyor. Yani AKP'nin güç bela kurtulmaya çalıştığı çözüm sürecinden sanki onu geriye alarak sıfırdan başlatacakmış gibi bir izlenim yaratılıyor. Sıkıntı burada. Bunu eleştiren mesela İyi Parti'nin de bir açıklaması yok. Yani en azından İyi Parti diyebilirdi ki biz bu çözüm sürecini geride bıraktık kardeşim, niye bunu koyuyorsunuz? Hani Abdullah Gül'ün adaylığına niye mani oldular? Çözüm sürecini başlatan adam olacak, ben vazgeçmem dediler. Evet. Ama bu konuda bir açıklamalar onların da olmadı. Şimdi yerel yönetimlerin özellik şartı 91'de kabul edildi. O daha önceki seçim bildirgelerinde vardı. Bu ilk defa Şükrü Elekdağ tarafından önerilen ve onun önerisinin de açıklaması ardından kabul edilmesi sonucu seçim bildirgesine giren bir vaadidir. Diğerleri neydi sözünü eşit ettiniz? Vatandaşlık. Eşit vatandaşlıkta zaten bir şey yok. Eşit vatandaşlık, yani vatandaşlığın eşit olmaması diye bir kavram var mı? Evet, yani yazmaya ne gerek var o anlamda. Yani zaten yani kanun önünde vatandaşlık Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bu yana vatandaşlığın eşit olmaması diye bir bakış yok. Ha, bunu söylemenin bir manası var mı? O tartışılabilir. Ama yani söylemenin bir zararı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Evet. Dersim olaylarının arşivinin açılması. Bir zarar var mı? Yani niye açılıyor arşiv? Açılsın yani, biz zaten 30 sene geçtikten sonra dünyanın her yerinde artık bunlar açılıyor. Yani bir zararı yok onun da. Ve çözüm sürecinin mecliste ele alınması, görüşülmesi konusunda. Çözüm sürecini bilmiyorum. Böyle bir şeyden böyle bir önerisi var mecliste, mı şeyin? Evet. Efendim şeyde bu biraz önceki yani yazılsa ne olur eşit vatandaşlık şeyinizi anayasadaki Türk vatandaşlığını tarif eden 66. maddeyi değiştirme anlamında daha önce Anayasa Komisyonu'na getirmişlerdi. Oradan bir duyarlılık vardır. Eşit vatandaşlık demek eşit kimlikleri olan etnik grupların eşitliği. Bizde birey olarak vatandaşlarımız eşittir. Hatta birey bazındadır orada, zaten o. İşte anayasayı eşit vatandaşlık bazında yeniden anayasa yapma konusu var ve ben biraz önce şeye takıldım. Süremiz bitiyor bu arada. Bitiyor mu? Meral Akşener'de de bir şey var. Yeni anayasa yapacağız. Yeni, ilkeli ve toplumsal uzlaşmaya dayalı bir anayasa yapacağız diyor. Bu yeni anayasa konusunda ben bu arkadaşların hepsini çok uyardım. Yıllarca uyardım. Yeni anayasa değildir. Anayasa değişikliğidir. Yeni anayasa Japonya'ya, Almanya'ya, İtalya'ya yapıldı. Onu işgal güçleri yaptı. Tamam. Devleti yıktılar, yenisini kurar. Orada bile Hirohito yeni anayasayı ilan ederken, MacArthur'un yazdığı anayasayı bile
Japon anayasasında yapılan değişiklikleri milletime duyuruyorum diye imza attı. Süremiz bitmiş efendim. Çok kısa sizden bir yine kapanış olarak yorum alalım. Sizi çok konuşturamadık. Söyleyecek bir şey yok. Yani tekrar ediyorum. Onlar zaten olan şeyler. Evet. Vaatleridir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onda bir zarar görmüyor. Bu konuyu zaten daha tartışmaya devam edeceğiz. Başka programlarda artık işlemek üzere diyelim. Sayın Oktay Ekşi, eski CHP milletvekili, gazeteci, yazar ve Sayın Hasan Korkmazcan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Meclis Başkan Vekili ve İstanbul 3. Bölge 1. Sıra adayı, her ikisine de iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bizlerle sürenin sonuna geldik. Bir başka hafta yine karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.